Uzat elini. Allah razı olsun başkomiserim. Hadi geçmiş olsun. Dediğimi yapmadın. Yapmadım evet. Yapmadın, gereksiz risk aldın. Gereksiz risk mi aldım? Beni çıplak erasımlarının yanına yolluyorsun, sonra gereksiz risk mi diyorsun? Saren, buna bir bak istersen. Sancaktarlar kendi aralarında birbirlerine düşmüşler. Bundan hala sinema biletim var sana. Yaslan arkana, seyreli şimdi. İyi. Bir daha dediğim kadarını yap. Seni görmek isteyen biri var. Kim? Senin Allah'ına kurban ben. Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Ha? Kendini öldürmeye mi çalışıyorsun? Memlekete dönmenin başka bir yolu var mıydı savcım? Varsa bir yolu yordunu söyle bana. Kaçakta kalsaydın? Niye döndün buraya? Babanla orada çürüseydin. Fıtratımızda yok savcım. Kaçak bize göre değil yani. Savcım deme lan bana. Savcı değilim ben. Geldik. Burası senin için son durak. Halil Sadi Sancaktar. Hadi bakalım in aşağı. Bak gün yorulmadı. Çık lan dışarı, kansız. Savcı nereye? Böyle. Gel. Gel bakalım Canan'ın katili. Çok böyle. Çok bakalım. Akgün. Küreklere getir. Anlaşıldı. Burası mı savcım evde istirahatgah? Sen şimdi git. Bundan sonraki kısım her şeyin çok çirkinleşecek kısım. Gitmek yok savcım. Beni de göm buraya. Ama gitmem. Git oğlum git. Git. Senin buna şahit olmanı istemiyorum. Bak oğlum diyorum, insan oğlum dediği adama böyle bir şeyi yaşatamaz. Bana yapman gereken şeyi yaptın. Yardımını ettin. Şimdi atla arabaya. Bas git buradan. Ben hallederim bunu. Eğer bir insan evladı atasının yanında sonuna kadar kalmayacaksa ben tükürmüşüm onun insanlığına. Gitmem. Biraz sonra yapacağımız şey hayatımızın sonuna kadar peşimizden gelecek. Kimse bilmeyecek savcım, inan. Biz bileceğiz. Ben seni böyle bir enkazın altına sokamam. Savcım ben zaten bir süredir o enkazın altındayım. Allah aşkına beni yanında olmaktan mahrum etme. Yoksa hayatım boyunca bu benim peşimden gelecek, yarım kalacağım ben. Allah'ı sen savcım. Savcım, bunu tek başına yüklenme. Allah yapacağımız şeylerden dolayı bizi affetsin. Kalk ayı. Doğrul. Doğrul. Doğrul! Bak ulan. Bak ulan. Anlat bakalım şimdi. Konuş. Son sözün nedir? Ben yapmadım. Benim kastım sanaydı. Oğlanın infaz emrini de verdim. Sadece bu. Ama karın... Ben öldürmedim. Canan Hanım'ı ben öldürmedim. Canan'ın adını ağzından silerim lan! Canan Hanım'ın adını ağzına alma lan! Beni insanlığımdan çıkardınız lan! Sarı.
Savcım bitti. Beni insanlığımdan çıkardınız lan. Savcım bitti. Lan beni ne hale soktunuz lan? Lan beni ne hale soktun? Yaşıyor mu? Nefes alıyor mu? Sen benim canımdan canı aldın. Sen benim canımı aldın. Karımı öldürdün lan sen benim. İnsanlığımı aldın lan elimden. Bunu sen yaptın. Ben yaptım. Bunu sen yaptın. Sen benim karımı öldürdün. Benim insanlığımı çaldın. Bunu sen yaptın. İnsanlıktan çıkarttın sen. Akgün beni affet. Beni affedebiliyorsan eğer... affet. Savcım eğer varsa... hakkım sana gani gani helal olsun. Seni icap edeni yaptım. Savcım, gitmeden sana son bir şey soracağım. Annemin infaz emrini kim verdi? Sen o döneme şahitsin, hakimsin. Annemin yanında durmuş insansın. Tanımışsın onu. Allah aşkına aydınlat beni. Tamam. O zaman şöyle düşün savcım, sanki böyle bir... bir baba oğluna sanki son defa bir şey... söylüyormuş ki. Bir oğul sanki böyle babasına son bir şey... soruyormuş gibi gitmeden önce, öyle düşün. Öyle cevap ver. Bir baba olarak cevap ver savcım. Kim? Annenin katlini emreden, azmettiren. Burada yatıyor. Allah senden razı gelsin. Ölmüşlerimizin ruhlarına değsin. Işıklar içinde uyusunlar. Savcım.
arkadaşıma yemeğe gitmiştim. Şu anda sizin yüzünüzden buradayım ve açım. Nedir bu kadar önemli olan, pardon? Biraz konuşacağız. Ayrıca bunun burada ne işi var? Senin gözaltına alınmış olman gerekmiyor muydu? Şimdi bu diye bahsettiğiniz şahsımın ismi Akgün Gökalp Taşkın. Ha. Kolay kolay öyle unutulur cinsten bir isim de değildir. Ben unuturum. Çok kolay unuturum. Hele işime yaramayan adamları çok daha kolay unuturum. Akgün'le beraber çalışma teklifini kabul ediyorum. Yalnız bu çocuğun bütün sorumluluğu bana ait olacak. Attığı her adımı ben hesaplayacağım. En son ben karar vereceğim. Alacağı bütün riskleri ben hesaplayacağım. Olmaz dediğim bir şey oldurmaya çalışmayacaksın. Eğer bu şartlarda anlaşabilirsek el sıkışalım. Tabii benim teklifimin son kullanma tarihi geçti. Ben öngöremediğim adamlarla çalışamam, kusura bakma. Bu arkadaş gereksiz risk alarak operasyonu da kendine tehlikeye attı. Aldığı bilgiyi ilk evvela bizimle paylaşması gerekiyordu, yanlış mıyım? İşe yaradı ama değil mi? Ne işe yaraması ya? Senin sadece şansın yaver gitti. Bizim neydi hedefimiz? Sancaktarları birbirine düşürmek mi? Böl, parçala, yönet. Benim bu hayattaki mottom işe yaramadı bir yer görmedim ben. Yanlış mıyım savcım? Akgün, sen arabaya geç. Allah savcım. Allah. Şimdi bak, bu çocuk bir inisiyatif aldı. Operasyonun tam ortasında içeride kararı aldı ve sen de müdahale etmedin. Ben çocuğu al dedim, sen almadın. Bu sayede sancaktarlarla ilgili elinde çok büyük bir koz var şu anda senin. Ve ben senin ne yapmaya çalıştığını anlamadım sanıyorsun. Ne yapmaya çalışmışım ben? Sen bu çocuğu hasımların arasına sokup orada tuttun. Müdahale etmedin, ettirtmedin ve yetmiyormuş gibi bana canlı yayın açtın. Ve olanı biteni oradan izlettirdin bana. Şimdi bu hangi operasyon amacına hizmet ediyor? Bana bir onu söyle ya, daire başkanı. Sen belli ki bu çocuğun ne kadar kullanabilir, ne kadar harcanılabilir bir çocuk olduğunu bana göstermeye çalışıyorsun. Haksız mıyım? Hedefime de ulaşmışım gibi görünüyor. Hedefine ulaştıysan eğer bununla yetinmeyi öğreneceksin. Şimdi önümüzdeki süreçte sen neler tasarladın onu anlat bana. Bir kere ben Akgün'ün bunca kalabalığın içerisinde gözaltına alınmasını tasarlamadım mesela. İsabet olmuş ama. Çünkü Akgün'ün gözaltına alınmadan ortalıkları dolanması doğru bir şey değil. Hayatın akışına, hayatın normaline ters bir durum. Anlatabiliyor muyum? Bu çocuğun bu camianın içinde böyle kaçak bir şekilde dolaşması dikkat çekecekti. O yüzden Akgün'ün yeni hayatına bir cezaevinden başlaması lazım. Ne işimize yarayacak cezaevinde? Yanlış soru. Doğru soru, hangi cezaevinde ne kadar kalacak? Şimdi telefonu çıkarıyorsun. Akgün Gökalp Taşkın'ın tutuklu yargılanmak üzere Ümraniye T tipine nakdini istiyorsun bu gece. Hedefin ne? O cezaevi bizim çıkış stratejimiz. Çocuğu biz ilk mahkemesinde müdahil olup alırsak kimseyi ikna edemeyiz. Tersine hedef haline getiririz. Ama Mertoğlu ailesinin Akgün'e ulaşması için bir neden yaratırsak işte o zaman işler değişir. Ufak bir araştırma yaptım. İçeride Mertoğulları için çok kıymetli bir şahıs var. Şahsa ulaşmak istediler, beceremediler. Yüksek güvenlikliye transfer edildi. Şimdi Akgün'ün aynı cezaevine nakli duyulduğu anda eylem planını harekete geçirecekler. Ve bu eylem planının içinde Akgün de var. Akgün'e ulaşmaya çalışacaklar. Akgün'ü kullanmaya çalışacaklar. Çünkü Akgün harcanabilir ve teklifi açık. Bizim yapmamız gereken Akgün'ün cezaevine sevkini magazine düşürmek. Yarın sabah çıkacak gazetelerin ilk sayfasında yer almasını sağlamak. Sancaktarlara gidiyor. Akgün'e onlar ulaşacaklar, taleplerini iletecekler. İşte bu çocuğun çıkış bileti. Dediklerini yapacak, karşılığında özgürlüğünü mahveden satın alacak. Mertoğulları Akgün'ün salıverilmesi için devreye girdiğinde buna izin vereceğiz. Ancak bu şekilde serbest kalırsa herkes Akgün Gökalp Taşkın'ın döndüğüne ve babasının gölgesinden yürüdüğüne ikna olur. Ne isteyeceklerinin farkındasın değil mi? Eğer tekrar bir hayat olacaksa bedeli bu. Başka yolu yok. Akgün Gökalp Taşkın. Görüş odasını. Yeni görüştüm. Bu başka.
Ne bakıyorsun? Otursan şöyle. Sen hayırdır Aslancaklar? Konuşacağız. Otur şuraya. Bak be. Ben bugün çok zor bir gün geçiriyorum. Çok sıkkın canım benim. Seni burada duvardan duvara vururum. Ama cezamı katlamaya değmezsin. O yüzden dön evine. Dön evine, oyuncakların oyna, havuza filan gir. Hadi yüz cıbıl cıbıl hadi. Aç kapıyı gardiyan. Dur, dur, dur. Özür dilerim. Duymadım. Duydun işte. Duymadım. Böyle çocuk mıymıntısı gibi geldi, uzaktan geldi sesim. Benim de kulağım biraz ağır işitiyor. O yüzden şöyle yüksek ver. Özür dilerim. Mercan restoranda olanlar için. Tamam mı, oldu mu? Geç şimdi otur şuraya konuşalım. Lütfen de lan. Gardiyan! Aç! Lütfen. Lütfen. Oturur musun, konuşalım? Görüş devam bizim. Ne diyorsun? Neyi ne diyorum? Deminden beri boşa mı konuşuyorum ben? Dalga mı geçiyorsun benimle? Adam bitireceksin. Dediğimi anlamadın mı? Anladım, onu anladım da. Karşılığında ben ne alacağım? Elime ne geçecek, onu anlatmadın. Evimize gelip bizi tehdit etmeni görmezden geleceğiz. Babana ve sana dokunulmayacak. Bunun karşılığında zaten camiaya senin pisliklerini yaymama sözü vermiştim. Sözümü de tuttuğumu düşünüyorum. Şimdi bu yeni mesele için masaya yeni bir şeyler koyman lazım senin. Burak Sancaklar. Ne istiyorsun? Beni buradan çıkaracaksınız. Tutuksuz yargılamamı sağlayacaksınız. Delirdin mi sen? Ben bunu nasıl yapayım? Sen yapmayacaksın zaten. Senin ipini tutana söylüyorum bunu. Git onlara söyle. Beni buradan çıkarsınlar. Bu içerideki diğer şahıstan kurtulmak istiyorsanız eğer... tutuksuz yargılanmamı sağlayacaksınız. Selametle. Gardiyan! Beni buradan çıkaracaksınız diyor. Tutuksuz yargılanmasını sağlayacakmışız bir de. Cürete bak herifteki. Bir talebi olduğuna göre özür dilemişsin. Aferin. Teklifimizi kabul ettiğini düşünüyorum. Yapacak mısın bunu sahiden? İmkansızı istiyor paşam. İmkansız normal insanlar içindir. Bizim için değil. O ne? İmkansız. Hadi gidelim. Ver Coşkule'yi. Gardiyan! Gardiyan!
Olur. Öztürk kardeş. Cezaevindeki süren buraya kadarmış. Allah kabul eylesin. Yapma. Ne olur kıyma bana. Savcım, bir kere daha hatırlatacağım. Biliyorum Sare Hanım. İşbirliğinizden kimseye söz edemem. Ama ben de size şunu hatırlatırım. Devletimiz için bu davada gerekeni yaptık. Eğer Akgün Gökalp Taşkın ya da diğerleri tekrar karşıma gelirse adaletin çarkını olduğu gibi işletirim. Merak etmeyin. Temin ederim siz bu tek seferlik bir şeydi. Yıllar sonra sizi gördüğüme de sevindim Sayın Savcım. Sağ olun Savcım. Eyvallah. İyi günler. Sayın Savcım. Ne kadar ters adam ya? Sen ne bekliyordun ki ben anlamadım. Adam seni içeriden çıkarmak için mafyaya boyun eğmiş gibi görünüyor. Orası da doğru. Geç kalmak adetin galiba senin. Kusura bakmayın müdür hanım. Biz sizin gibi değiliz. Eşimiz, dostumuz, sevdiğimiz çok çok şükür. Onlarlaydım. Onlar karşıladı beni. Bırakmadılar. Sağ olsunlar. İyi. Sevenin çok olması iyi. Bu işte başarısız olursan cenazen de kalabalık olur. Eyvallah. Peki. İçerideyken kimseye şekillendirme. Sırap mıyım? Gardiyan! Gardiyan! Öztürk kardeş. Cezaevindeki süren buraya kadarmış. Allah kabul eylesin. Yapma. Ne olur kıyma bana. Sakin ol kardeş. Yat şöyle yere. Sakin ol. Yapma. Bir şey olur, yapmayacağım. Bir şey olmayacak sana. Ölmeyeceksin merak etme. İki hafta kanayacaksın o kadar. Başka bir şey yok. Oluyor. Ne yapıyorsunuz siz? İki saat sonra cezaevinin revirinde kan kayıplarından öldü diye resmi raporlara kaydın geçecek. Tamam mı? Sonrası Allah Kerim. Hakkını helal et. Sakin ol. Sakin kal. Tamam sen git. Burası bizde. Uçak orada. Tertemiz. Çözüldü bitti gitti şükür. Çıktığında kimse seninle irtibata geçti mi? Sancaktarlardan. Soner mesela. Görmedim hiçbirini görmedim. Eminsin. Evet. İrtibata geçerlerse bildireceksin. Bu arada Sezar'ın hakkı Sezar'a, Selim Savcı. Çok iyi iş çıkardın, tebrik ederim. O mahkuma ne olacak bu arada? Tanık korumaya alınacak. Savcı da davayı genişletecek, böylelikle. En zor kısma geldik. Seni içlerine sokmamız gerekiyor. Orada bir duralım Betül Hanım, orada bir duralım. Çünkü siz ne derseniz ben yaptım, eksiksiz yerine getirdiğimi düşünüyorum. Vur dediniz vurdum, koş dediniz koştum. Almadan vermek de bir tek Allah'a mahsus. Babamı yanımda isterim. Babam benim yanımda kalsın, artık saklanmasına gerek yok. Betül Hanım, babamın artık saklanmasına gerek yok. Allah aşkına ben hemen gel. Savcım nereye gidiyorsun? Bana mısınız? Thank you.
Hali boş komiserim. Senin Allah'ına kurban be. Nasılsın evlat? İyi misin? Allah'a şükür baba. Allah'a şükür. Sağ ol. Evet, birlikte kalmanızda sakınca yok. Otelde kalmaya devam edebilirsiniz. Gerektiği zaman eve de geçersiniz ama gözetim altında olacaksınız, değil mi? Eyvallah. O zaman işimize dönelim. Ali komiserim, siz alın Selçuk Bey'i götürün. Tamam, gerek yok, ben hallederim. Çocuk şimdi içeriden yeni çıktı. Babasıyla bu gece bir hasret gidersin. Sorumluluk bende, çocuğun sorumluluğu bende. Ben bırakırım onları, yolda da laflarız biraz. Peki. Yarın sabah işimiz var yalnız. Aradığımız adamın abisini buldum. Onu da bulacağım. Tamam. Siz arabaya geçin. Bekleyin, geliyorum ben. Tamam canım.